Evet 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için oy kullanma işlemi birçok noktada tamamlandı. Yurt dışından bahsediyoruz, yurt dışındaki seçmenlerden bahsediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu da son verileri paylaştı, o verileri aktaralım hemen. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 27 Nisan'da başladıkları oy verme işlemi yarın sona erecek. Gümrüklerde oy kullanma işlemi ise 14 Mayıs saat 17'de bitecek. Dün 21 itibariyle yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 666 bin 854 kişi oy kullandı. Kullanılan ve kullanılmayan oy pusulları, pusulaları ve zarflar sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri nezaretinde oy torbalarına konularak da mühürlendi. Oy torbaları da diplomatik torbalara konularak Büyükelçilik'te muhafaza altına alındı. Torbalar yarın diplomatik kurye ile Türkiye'ye gönderilecek. Şimdi biliyoruz ama gene bir hatırlatmakta yarar var. Sandıkların tamamına yakını okullarda kuruluyor. Evet. Okul binalarında kuruluyor. Dolayısıyla oy verme işlemi sonrasında da pazar günü, pazartesi günü de birçok noktada o sayımlar, düzenlemeler devam ediyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bir açıklaması var. 15 Mayıs'ta yani seçimin bir sonraki günü okullar tatil olacak. Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara verileceğini belirtti. Bakan Özer, öğretmenlerin de aynı gün idari izinli sayılacağını duyurdu. Ee, Bakan Özer yarın 45 bin öğretmen ataması yapılacağını da hatırlattı.